Herkese yeniden merhaba. Bu videoda limit yayınları biyoloji YGS-LYS soru bankasının 125 ve 126. sayfalarında yer alan nükleik asitler ve protein sentezi konulu ikinci testini çözeceğiz. Şimdi başlayalım. 1. Aşağıda verilen moleküllerin büyükten küçüğe doğru sıralaması hangisine doğru olarak verilmiştir? Kromozom büyüktür DNA doğru. DNA büyüktür. Kod doğru ama kodun genden büyük olduğu yanlıştır. Doğru sıralama şu olacak. Kromozom en büyük olacak. Kromozomdan büyük olan DNA olacak. DNA'dan büyük olan gen olacak. Genden büyük olan da kod olmuş olacak. Dolayısıyla bu da nerede? E şıkkında olacaktır. Neden böyle olduğunu düşünürsek çünkü kromozom dediğimiz şey şöyle X halinde olan bir yapı. İçinde bol miktarda DNA ve proteinden oluşmuş bir yapı. Daha sonra DNA tek başına zaten bir genetik madde kromozom içinde yer alıyor. DNA içindeki anlamda her parçaya gen diyoruz ve 3 tane nükleotidin bir araya gelerek oluşturduğu yapıya da kod adını veriyoruz. 2. Bir nükleozidi nükleotide çevirmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Nükleozit nedir dersek, bir organik baz ve bir pentoz şekerinden oluşmuş olan yapıya nükleozit diyoruz. Nükleozite bir tane fosfat eklediğimizde oluşan yapıya ise nükleotit diyoruz. Şimdi şunun fosfatlığı ile alakalı bir şey söylemek istiyorum. Birkaç tane Bununla ilgili yorum almıştım. Bu fosfat değil ki fosfor gibi bir şey. Şimdi aslında bunun gerçek adı fosfat değil. Bunun gerçek adı fosforik asittir. Doğrusu bu. Yani fosfat demememiz gerekiyor. Fosforik asit dememiz gerekiyor. Ama biz aslında bunu biraz kısaltmak için fosfat ya da fosfor terimlerinde kullanıyoruz. Yani üçünü de gördüğünüzde aynı şeye karşılık geldiğini düşünebilirsiniz. Simge olarak da P ile gösteriyoruz. O yüzden ha fosfat, ha fosfor, ha fosforik asit denmiş bir şey fark etmeyecektir. Ama doğrusu fosforik asittir. Sorunun cevabına gelecek olursak ne yapmamız gerekiyor? Nükleozide bir fosfat eklemek olmalı. Üçüncü sorudayız. Buna göre başlangıçtaki DNA'nın nükleotit sayısı kaçtır? Demiş ki bir DNA molekül 3 kez eşlendiğinde ortamdan toplam 21 nükleotit azalmıştır. Şimdi 3 kez eşleme durumunda kaç tane DNA oluştuğuna bir bakacak olursak. Bunun bir formülü var. 2 üzeri n. Bu formülü bize mitoz bölünmede de kullanıyoruz. Burada da kullanıyoruz. 2 üzeri 3'ten 8. Demek ki kaç? 8 tane DNA olacaktır. Ama DNA eşlenmesinde DNA yoktan var edilen bir şey değil. Başlangıçta elimde zaten benim bir tane DNA'm var. Ben başlangıç DNA'mı kullanarak 3 kere eşliyorum. Yani aslında ben yeni olarak 8 eksi 1'den 7 tane DNA üretmiş oluyorum. Çünkü başlangıçta elimde bir DNA olduğu için. Ve bu 7 tane DNA'yı üretmek için kaç nükleotit kullanıyorum? 21 bin nükleotit kullanıyor. O zaman şöyle düşünebilirim. 21 bin nükleotit 7 tanesi için kullanılıyorsa bir tanesi için kaç tane nükleotit kullanılacaktır? Bunu 7'ye böldüğümde 3000 tane nükleotidin sadece tek bir DNA için kullanıldığını düşünebiliriz. O zaman bu DNA'nın toplam nükleotit sayısı da 3000 olmuş olur. Dördüncü sorudayız. Molekül sayıları yukarıdaki şekilde verilen bir ortamda en fazla kaç nükleotitlik bir DNA sentezlenebilir? Şimdi bu bir DNA değil. Burada elimizde malzemeler var ve bu malzemelerle biz bir DNA üretmek istiyoruz. Genelde bu soruların yapılışı şöyle açıklanır. Denir ki en az olan hangisi ise o. Şimdi buraya baktığınızda şunlar organik bazlar. Şu deoksiriboz bu da fosfat zaten. En az olan kim gibi gözüküyor? Deoksiriboz. Çoğunuz buna 250 diye atlayacaksınız. Ama bunu bu şekilde yapamam. Bakalım 250 tane deoksiribozla birleşmeye yetecek kadar organik bazım elimde var mıdır? Şimdi sayı olarak hepsini topladığınızda varmış gibi gözükebilir. Ama DNA'da organik bazların belirli bir kuralı vardır. Her organik bazdan kafanıza göre kullanamazsınız. Sonuçta adenin ile timinin eşit olması gerekir. Guanin ile de sitozinin eşit olması gerekir. Şimdi elimde 200 tane adenin adeninim var. 50 tane de timinim var. O zaman ben 200 adeninin hepsini birden kullanamam. Çünkü karşılığına gelebilecek yeterli sayıda timinim yok. O zaman az olan kim? Timin. Yani ben 50 tane timin kullanırım. Karşısına da 50 tane adenin. Yani 150 tane adenin boşa çıkmış oldum. Aynı mantığı guanin ve stuzine de yapmalıyım. Elimde 100 guanin, 20 de stuzin var. 100 guaninin yüzünü birden kullanamam çünkü stuzinlerim yeterli değil. O zaman ben 20 tane stuzin kullanırım. Karşısına da 20 tane guanin Getiririm. O zaman burada kaç tane nükleotit oldu? 140 tane organik baz oldu burada. O zaman bu 140 tane organik bazam, 140 tane deoksirboz, 140 tane de fosfat eklediğim zaman benim o zaman bu DNA'mın 140 tane nükleotitten oluşması gerekecektir. Bu arada e Şundan da bahsedeyim. Sayısal sorular kaldırılmadı mı diyenleriniz olanları vardır. Şimdi sayısal soruların kaldırıldığını düşünmemekteyim aslında. Çünkü 9. sınıf müfredatında şöyle bir ibare var. Diyor ki DNA'nın sayısal sorularına girilmez. Sayısal sorular çözülmez diyor. Ama asıl DNA RNA anlatımı 12. sınıftadır ve orada asla böyle bir ifade yer almıyor. Ve ayrıca MEP kitabına baktığımızda da ...birçok sayısal soru örneğinin olduğunu görebiliyoruz orada. Hatta şuna benzer çok iyi bir e, soru hatırlıyorum MEP kitabında. Ama bu soru daha zor bir soru o MEP kitabındakine göre. Ayrıca e, YGS-LYS'de ortaokul düzeyinde de sorular sorulabiliyor. Nasıl ki YGS'de ortaokul düzeyinde sistem sorusu sorulabiliyorsa... ve ...biz ortaokulda öğrencilere bu DNA-RNA ile alakalı problemleri anlatıyoruz. E, orada anlattığım bir şeyi lisede neden anlatmayasın diye düşünüyor insan. Dolayısıyla ben ben sayısal soruların DNA RNA ile alakalı sayısal soruların kaldırıldığını düşünmemekteyim. Ki çoğu kişi de benimle aynı fikirde. Bu yüzden kitaplarda yer almaktadır. Bilginiz olsun. Siz gene de ne olur ne olmaz diye çözün. 5. Buna göre ökaryotlarda DNA replikasyonu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yukarıdaki şekilde ökaryot canlıların DNA replikasyonu şematize edilmiştir. DNA replikasyonu replikasyon orijini denen özel bölgelerden başlar. Replikasyonu başlatacak olan proteinler bu dizileri tanır ve bu bölgedeki iki zinciri ayırarak replikasyon kabarcığını oluşturur. DNA replikasyonu replikasyon orijininden her iki yöne doğru ilerler. Sonunda replikasyon kabarcıkları birleşir ve sentez tamamlanmış olur. Hangisi söylenemez demiş. A. Replikasyon sadece bir bölgede değil birçok bölgede başlayarak ilerler. Bunu söyleyebilirim. Nereden anlıyorum? Şuradan. Diyor ki replikasyon kabarcıkları birleşir ve sentez tamamlanmış olur. Demek ki birden fazla replikasyon kabarcığı var. Zaten şurada da onu görüyoruz. Yani replikasyon tek bir yerden başlamak zorunda değil. Başlangıç noktası bir sürü olabilir. Şuradaki gibi bir sürü replikasyon başlangıcı olabilir. Bunlar daha sonra birleşecek. Böyle daha kısa sürede replikasyon gerçekleştirilecek. B. Bir DNA DNA'nın üzerinde sadece bir tane replikasyon orijini bulunur. Bu yanlıştır. Eğer bir DNA üzerinde bir tane replikasyon orijini olsaydı şu cümleyi bana söylemeyecekti. Çünkü replikasyon kabarcıkları birleşir diyor. Demek ki bu birden fazla olduğunu gösterir. Cevap çıktı ama diğerlerine de bakalım. Oluşan iki yeni DNA molekülünün nükleotit dizilişi aynıdır, doğrudur. Replikasyon sırasında bir mutasyon meydana gelmediği sürece asla yeni oluşan DNA, ana DNA'dan farklı nükleotitler içermeyecektir. Mutasyon durumunu bir istisna olarak kabul edip asla sorularda düşünmüyorsunuz. Düşünmenizi isterse zaten mutasyon olmuştur diye yanında belirtmeli. D. Her bir replikasyon kabarcığı giderek genişler ve birbiriyle birleşir. Evet, bu da doğru. E. Oluşan yeni DNA'nın bir zinciri eski, diğeri ise yeni zincirdir. Bu da doğrudur. Zaten biz buna yarı korunumlu eşlenme diyorduk. 6. Canlılarda RNA molekülü görevlerinden hangilerini yerine getirir? 1. Genetik bilgiyi sonraki nesillere aktarmak. Bunu yerine getirmez. Bunu yerine getiren DNA'dır. Çünkü asıl gerçek genetik bilgi taşıyan molekül DNA'dır. RNA ise onun gelgit işlerini yapan yardımcısı. 2. DNA'nın eşlenmesini denetleme. DNA eşlenmesini denetlemek RNA'nın görevi değildir. Bu denetlemeyi gene DNA kendisi yapmakta. 3. Protein sentezine işlev yapma. Bu ise RNA'nın tek görevidir. Başka da bir görevi zaten yok. Cevap da C. 7. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapısında riboz bulunmaz? Deoksiriboz şekeri DNA'nın yapısında bulunurken riboz şekeri RNA'nın dışındaki bazı moleküllerin yapısında da bulunur. Hangisine bulunmaz demiş. Natla fat bir elektron taşıyıcısıdır ve solunumda görev yapıyorlar. Bunlar da aynı DNA RNA gibi nükleotit yapılı moleküllerdir ve yapılarında bulunan şekerin adı ribozdur. ATP de bir nükleotit yapılı moleküldür. Enerjinin içine saklanmasını sağlıyor. Yapısında bulunan şeker genelde ribozdur. NADP de aynı NAD ve FAD gibi elektron taşıyıcı bir moleküldür. Ancak bu fotosentezde görev yapan hali ve bu da gene nükleotit yapılı bir molekül olduğu için bunun yapısında da ribozom bulunuyor. Ama organik baz tek başına bir nükleotidin yapısına katılan bir moleküldür. Yapısında riboz şekerinin bulunması mümkün değildir. Sadece riboz şekeriyle bağlanma yeteneğine sahip. 8. DNA ve RNA'nın yapısında bulunan moleküllerinden hangilerinin yapısı DNA ve RNA'da tamamen aynıdır? Adenin nükleotidinin yapısı aynı değildir. Çünkü DNA'nın yapısında bulunan adenin nükleotidinin yapısında deoksiriboz, RNA'nın yapısındakinde ise riboz pentoz şekeri bulunur. Yani pentoz şekerleri farklı olduğu için ortak değildir. Fosforik asit aynıdır. H3, PO4 yani bizim P diye simgelediğimiz şey aslında fosforik asit olduğunu söylemiştim. Bu aynıdır. Guanin bazı da tamamen aynıdır. Ve cevabımız da 2 ve 3. 9 bir bakteri hücresi karbon atomları işaretlenmiş olan timin nükleotitlerinin bulunduğu bir ortamda çoğaltılmıştır. Buna göre bakteride bulunan aşağıdaki moleküllerden hangisinde işaretli karbona rastlanması beklenir? Timin kimin yapısına katılıyor? DNA. Zaten bu bakteride ne yapılmış? Çoğaltılmış. O zaman biz DNA yapısında bulunan timinlerin işaretli olmasını bekliyoruz. 10. sorudayız. Bir hücrede protein sentez sırasında aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez? A. DNA'nın ortadan bir yerden açılması bu meydana gelecektir. Çünkü o protein sentezinin yapılacağı bölgedeki DNA'nın hidrojen bağlarının kopması gerekiyor. B. mRNA'nın çekirdek porlarına stoplazmaya geçmesi beklenir. mRNA e, transkripsiyon sonucu oluşturulmuştur ve bunun ribozoma gitmesi için çekirdekten stoplazmaya çıkması beklenmekte. C. Ribozomun alt birimlerinin bir araya gelmesi de meydana gelir. Çünkü ribozomun alt birimleri normalde birbirinden ayrı dururken protein sentezinde mRNA ile küçük alt birim birleşince hemen birleşerek protein sentezine başlıyorlar. D. DNA ile mRNA arasında geçici hidrojen bağlarının kurulması bu da meydana geliyor. Transkripsiyon sırasında DNA ile mRNA arasında geçici hidrojen bağları oluşuyor. Daha sonra bu hidrojen bağları kopuyor, mRNA da DNA'yı terk ediyor. E. DNA'nın bütün zayıf hidrojen bağlarının kopması meydana gelmez. Bu olay replikasyonla gerçekleşen bir olaydır. Protein sentezinde bütün hidrojen bağları değil, sadece proteinin üretiminden sorumlu olan bölgenin hidrojen bağları kopartılacaktır. 11. sorudayız. X tipi bakteriler kapsüllü, Y tipi bakteriler kapsülsüz olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu soruda 2016 YGS olması gerekiyor. 2017 değil. Evet. 2016 YGS'nin çok çok benzeri bir soru. Şimdi burada bir inceleyelim sizin için. Bir önce ne olmuş? Canlı X tipi bakteriler fareye verilmiş fare öldü. İkinci de canlı Y tipi bakteriler fareye verilmiş fare yaşadı. Neden yaşadı? Çünkü bakteriler kapsüsüz. Kapsül nedir derseniz kapsül patojen bakteri yani hastalık yapıcı bakterilerde bulunan ve bakterinin e, fakustozdan korunmasını sağlayan bir yapıdır. Zaten hep söylüyorum yani eğer konaltım videolarımı izlemişseniz orada da duymuşsunuzdur. Bu patojen bakteriler hep daha zeki oluyorlar. Diğerleri saftirik oluyor biraz. Hep böyle kendini koruyucu şeylere sahip oluyor patojen olanlar ve bunlarda da kapsül var. Neden fare ölmedi? Çünkü Y tipi bakteriler kapsülsüz olduğu için çok rahat bir şekilde fare tarafından öldürüldüler ve fareyi hasta edemediler. Bir sonrakinde ısıtılarak öldürülmüş X tipi bakteriler fareye verildi ve fare canlı. Yani bakteriler ısıtılarak öldürüldüğü için kapsüllerin hiçbir önemi kalmadı. Fare bakteriyi öldürdüğü için fare ölmemiş oldu. Sonuncuda ise ısıtılarak öldürülmüş X tipi bakterileri bu kez canlı Y tipi bakterilerle bir arada fareye vermişiz ve fare ölmüş. Neden ölmüş? Çünkü bu Y tipi bakteriler X tipi bakterilerde bulunan kapsül oluşturma genini kendilerine aldılar ve kendilerine aldıkları için Y tipi bakteriler kapsül oluşturma yeteneği kazandı. Kapsül yeteneği kazandılar ve dolayısıyla da farenin ölmesine yol açtılar. Hangisi söylenemez diyor. Canlı Y tipi bakterileri ısıtılmış X tipi bakteriden kapsül oluşumu ile ilgili yeni almıştır. Doğrudur. Almıştır. Şurada anlattığım şey. B. Kapsül bakteriyi farenin savunma sistemine karşı koruduğu için X tipi bakteri çoğalıp fareyi öldürmüştür. Bu da doğrudur çünkü kapsül onu fagositozdan koruyor. C, kapsül oluşumu ile ilgili şifre X tipi bakterilerin proteininde bulunur diyor. Bu yanlıştır. Proteininde değil, DNA'sında bulunuyor. Protein üzerinde şifre falan bulunmaz çünkü. Cevap C olacak ama devam ediyorum. D. Y tipi bakteriler patojen değildir. Evet değildir. Eğer patojen olsaydı fare hasta olup ölmeliydi. E. Bakteriler ortamdaki geni alıp kendi yapısına katabilir. Evet katabilir. Biz zaten bu olaya da trans adını veriyoruz. Son sorudayız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? GUG kodonu bütün canlılarda valin aminoasitini, AUG kodonu ise bütün canlılarda metionin aminoasitini şifreler. Yani bütün canlılarda bir çeşit kodon aynı çeşit aminoasit şifreler. Hangisi söylenebilir? Kodon çeşidi kadar aminosit çeşidi vardır. Bunu söyleyemem. E, yoktur zaten. Çünkü kodon çeşidimiz 64 iken aminosit çeşidimiz 20'dir. B. Bir çeşit aminoasit sadece bir çeşit kodon tarafından şifrelenebilir. Hayır. Bir aminoasitin birden fazla kodon karşılığı olabilir. C. Bütün canlılarda aminoasitler dışarıdan hazır olarak alınır. Hayır. Ototrof canlılar aminoasit çeşitlerinin tamamını, heterotrof canlılar ise büyük bir kısmını üretebiliyorlar. D. Canlılarda genetik şifrenin dili evrenseldir. İşte bunu söyleyebilirim. Çünkü ne demiş? Bütün canlılarda GUG'den valin AUG'den de metiyonin simgelenir demesi bana bütün canlılarla ortak bir dil olduğunu gösterecektir. Cevap D'dir. E'ye de bakalım. Bir proteinin yapısında valin aminoasiti varsa ilgili mRNA'da kesinlikle GUG şifresi yani GUG şifresi vardır. Bunu da söyleyemem. Çünkü valin aminoasitinin GUG dışında farklı kodon karşılıkları da olabilir. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım e, anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.